Dişi kedi veya köpeğimiz, aynı şekilde erkek kedi veya köpeğimiz belli bir olgunluğa geldikten sonra onu kısırlaştırmamız gerekiyor. Kısırlaştırma yaşı ne zaman olur? Kısırlaştırma yaşımız dişilerde 6 aylık, erkeklerde de 7 aylıktan itibaren kısırlaştırmaya başlıyoruz. Kısırlaştırmasak ne olur? Kısırlaştırmadığınız zaman dişi kedinizi veya köpeğinizi, bunlarda meme tümörü, rahim iltihabı çok karşılaştığımız durumlardır. Erkek kedi veya köpeklerimizde ise prostata sebep oluyor veya idrar kaçırma, özellikle çok sık karşılaştığımız durumlardır. Bu süreç nasıl ilerler? Bu süreç şöyle, veteriner hekiminizle görüşürsünüz, gerekli bilgileri alırsınız. Onu bir gün aldıktan sonra bir gün öncesinden anestezi için hayvanın aç kalması gerekir. Dişi kedi veya köpeğimizde bu süre 1 saat, aşkın 1 saate yakın bir süreç. Erkekte ise 15 dakika ile yarım saat arası değişebiliyor. Ameliyata aldığımız kedi veya köpeğimiz aynı gün içerisinde size teslim edebiliyoruz. Yani çok komplike bir ameliyat değil aslında. Yani çok daha rahat geçen, daha az bir komplikasyon olan bir ameliyat. Mesela bir kırık ameliyatına göre daha rahattır. Evet, iyileşme süreci daha çabuktur. Bir haftada dişi kedi veya köpek iyileşir. Erkekler ise 3 günde. Hatta aynı gün bile yeme içme işlemini zaten sağlıyordur. Onun dışında ameliyattan sonra nasıl bir bakım süreci geçer? Ameliyattan sonra çok böyle komplike bir şey yapmanıza gerek yok. Ameliyat bittikten sonra hayvanınız birkaç saat anesteziden tam kendine gelecek. Hani artık yemek yeme durumuna geldikten sonra yemeğini verebilirsiniz. Aynı şekilde erkek veya dişini de aynı şekilde ameliyat bittikten sonra yemek yeme durumuna geldikten sonra yemeğini yedirebilirsiniz. Kısırlaştırma neden önemlidir? Aslında başta da bahsettiğimiz gibi rahim iltihaplanması başımıza çok sık gelen olaylardan biridir. Bir de meme tümörü. Yani özellikle bir de şu soruyu soruyorlar. Hani hiç annelik duygusu tatmasın mı? Aslında böyle bir şey yok. Hani hayvanlarda annelik duygusuymuş yok. Kız bir kere çiftleşsin, kızgınlığı bastırılsın gibi olaylar yok aslında. Bu sadece insanların üretmiş olduğu bir şeydir. Çünkü onlarda annelik duygusu sadece emzirme, östrojen hormonu salgılandıktan sonra başlıyor. Eğer yapmazsanız ya da hayvanınızı çiftleştirdiğiniz zaman dediğim gibi ileriki özellikle bir meme tümörü başınıza alabileceğiniz en büyük beladır. Meme tümörü 3 aşamadan geçen bir ameliyattır. Onun arkasından radyoterapi görmesi gerekiyor kanser olduğu için. Yani o gibi sorunlarla karşılaşmamak için kesinlikle hayvanınızı kısırlaştırmanız gerekiyor. Bir de rahim iltihabı gibi büyük bir bela var başımızda. Yani bunlar hayvanın ölümüne sebep olabilecek hastalıklardır. Yani ameliyatı da çok zor olan bir hastalıklardır. Yani hayvanınızın daha mutlu, daha uzun ömürlü, daha sağlıklı, daha az stresli bir şekilde yaşamasını istiyorsanız kesinlikle kısırlaştırmanız gerekiyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Hayvanları insanlardan ayıran tek özellik düşünemiyor olmaları.